Fahişe bir kadın sıcak bir günde bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü. Susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak onunla su çekip köpeği suladı. Bu sebeple kadın mağfiret olundu. Müslim. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir kadın eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeğe de salmamıştı. Buhari. Bu olayın bir benzerinin anlatıldığı şu hadisi şerifi de hatırlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir defa bir adam yolda giderken şiddetle susamış ve bir kuyu bularak içerisine inmiş, su içmiş, sonra çıkmış. Bir de baksa bir köpek dilini çıkarmış soluyor. Susuzluktan çiğli toprağı yiyor. Bu adam kendi kendine, bu köpeğin susuzluğu benim susuzluğum derecesini bulmuş demiş. Ve kuyuya inerek mestini su ile doldurmuş, sonra onu ağzıyla tutarak yukarıya çıkmış ve köpeği sulamış. Allah da ona şükretmiş ve onu affetmiş. Ashab, ya Resulallah, gerçekten bu hayvanlarda bizim için bir ecir var mı diye sormuşlar. Her bir yaş karaciğer hakkında ecir vardır diye buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının bir köpeğe su vermesinden dolayı aldığı mükafat ile bir kadının kediye verdiği zarardan dolayı aldığı cezayı ifade etmektedir. Bu da gösteriyor ki küçük gördüğümüz bir amel dahi insanın kurtuluşuna vesile olabilir. Hiçbir günahı da küçük görmemek gerekir. Bir günah da insanın cehenneme gitmesine sebep olabilir. Bu da bizlere gösteriyor ki hiçbir amelimizi hafife almamalıyız.
Ancak her köpeğe su verenin cennete gidecek veya her kediyi öldüren cehenneme gidecektir gibi bir kayıt yoktur. Allah, insanın tüm amellerini birlikte değerlendirecektir. Belki köpeğe su veren kadın bu ameliyle sevapları günahlarından ziyade olmuştur. Diğer kadının da bu seyyiatıyla günahları sevaplarını geçtiği için cehenneme gitmiş olabilir. Hayır ve iyiliğin sadece insanlara yönelik olmadığını, hayvanlara yapılacak iyiliklerin de Allah'ı hoşnut ettiğini sevgili Peygamberimiz verdiği bu ilgi çekici misalle ortaya koymuş bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in geçmiş ümmetlerden örnekler vermesi, onun eğitim ve öğretim yollarından biridir. Aynı türden hareketlerin ümmeti içinde geçerli olduğu açıktır. Genel bir kayda vardır. Geçmiş ümmetlere ait herhangi bir hüküm Allah ve Resulü tarafından nakledilince bizim için de geçerlilik kazanmaktadır. Peygamber Efendimizin burada verdiği örnek karşısında sahabelerden bazılarının hayvanlardan dolayı da sevap kazanabilir miyiz diye sormaları normaldir. Çünkü bu tür bir davranış o günkü toplumda mevcut değildi. Daha doğrusu hayvan hakları gibi bir kavram pek bilinmiyordu. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan sevgili Peygamberimiz, bu soruyu soranları ve onlar gibi düşünen bütün insanları ikaz ve irşad etmiş ve her canlıdan dolayı sevap kazanılacağını açık seçik ifade buyurmuştur. Hatta bir hayvana bile iyilik etmekle Allah'ın hoşnut edileceğini duyurmuştur. Hadisin öteki rivayetlerinde verilen bilgiler durumu biraz daha aydınlatmakta, o köpeği sulayan kişinin veya günahkar kadının cennete konulduğunu ve bu hareketi dolayısıyla Allah'ın affını kazandığı bildirilmektedir. Demektir ki Allah'ın yarattıklarına yapılacak iyilikler bir takım günahlara kefaret olmaktadır.
O halde yapılacak iyilik ve hayrı geri bırakmamak lazımdır. Bizim saadetimiz yaptığımız iyiliklere bağlıdır. Özellikle de kimsenin görmediği yerlerde yaptığımız iyiliklere. Zira hadisimizdeki olay başkalarının gözlerinden ırak bir ortamda geçmiştir. Öte yandan yapılan iyiliğin tam yapılması da ayrı bir özellik ve önem taşımaktadır. Zira misalimizde köpeğe kanıncaya kadar su verilmiştir. Yani iyilik ve ikram tam yapılmıştır. Merhamet, kalpleri kin, öfke, intikam, şiddet ve ihtiras gibi manevi hastalıklardan temizleyen ilahi bir duygudur. Merhametsiz yüreklerde sevgi, saygı ve şefkat bulunmadığı gibi vicdani duygu ve hisler de körelir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak kalbi katılaşmış inançsız bedbahların kalbinden kaldırılmıştır. Kardeşlerim, merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Diyen sevgili Peygamberimiz, sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Nitekim susuz bir köpeği sulayan bir kimseyi Allah'ın affettiğini, bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının ise cehennemlik olduğunu bize haber vermiştir. Bizler yetimin başını okşayıp onları sevindiren, çocuğu vefat ettiğinde gözyaşı döken, eziyet edilen bir hayvan gördüğünde onu yapanı uyaran, namazda bir çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutan, çocukları ve torunlarını gördüğü zaman onları sevip kucaklayan, dişini kırıp ayaklarını kan revan içinde bırakan düşmanlarını affeden, kadınların hak ve hukuku konusunda insanları uyaran rahmet ve şefkat peygamberinin ümmetiyiz. Bugün maalesef Müslüman olduğunu söyleyen insanların acımasızca birbirlerinin canına kıydıklarına şahit oluyoruz. Vicdan ve merhametten yoksun, zalimane bir şekilde şiddet uygulayıp insafsızlaşabilen insanlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'e layık ümmet olup olmadıklarını yeniden gözden geçirmelidirler.
manevi bir kir ve pas olan günahlar, kalpteki merhamet duygusunu yavaş yavaş siler, atar, yerine katılık ve kasveti yerleştirir. Bu nedenle merhamet ve şefkat dolu, temiz bir kalp ve gönül dünyasına sahip olabilmek için günahlardan tövbe ve istiğfar etmelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm hayvanlara merhameti emretmiştir. Mesela buyuruyor ki, "Bu hayvanlara sağlıklı olarak binin ve onları sağlıklı olarak bakınız. Yollarda, çarşı ve pazarlardaki konuşmalarınızda onları iskemle gibi kullanmayınız. Nice binekler vardır ki binicisinden daha hayırlı ve yüce Allah'ı daha çok zikredendir." Yine başka bir hadis-i şerifte, "Koyuna merhamet ederseniz Allah da sana merhamet eder." Bu hadisin söyleniş sebebi şudur. Muaviye el-Müezzini'nin babası Kurre, sevgili Peygamber Efendimiz'e, "Ben koynunu kesmek için alıyorum, ona ne diye merhamet edeyim?" dediğinde, Resulullah Efendimiz bu hadisi şerifi buyurdular. Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. Bunun üzerine peygamberin emriyle o karınca yuvası yıkıldı. Cenab-ı Allah o peygambere şöyle vahyetti. "Allah'ı tesbih eden ümmetlerden, topluluklardan birini yıktın." Kainattaki tüm varlıklar Allah'ı tesbih ederek zikrederler. Bu yüzden bir hayvan öldürmek veya bir hayvan topluluğunu yok etmek, bir ümmeti ortadan kaldırmak olur. Fahişe bir kadın sıcak bir günde bir kuyunun etrafında dönen bir köpek gördü. Susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu. Kadıncağız mestini çıkararak onunla su çekip köpeği suladı. Bu sebeple kadın mağfiret olundu. Müslim.